Herkese merhaba arkadaşlar, benim bugün sizlerle birlikte YouTube'da yaşadığım en büyük problemi anlatmak istiyorum. Kiminle konuşursam konuşayım, herkesin aklında bir YouTube kanal fikri var. Ancak bir YouTube kanal fikri açtıklarında peşinden o kanala gördüğü her şeyi atıyorlar. Yani aklına atıyorum bugün sorun ne karşılaştım, taşa ayağım. Taş nasıl çekerim? Veya bilgisayarda bir sorun yaşıyorlar. Bilgisayardan bu sorun nasıl açtım onu çekiyor. Ya da işte evde bir tadilat yapıyor onu çekiyor. Her şeyi bir kanalın içerisinde dolduruyor. Şayet vlog tarzı bir kanal yani kişisel bir kanal yapıyorsanız evet bu mantıklı. Ancak ben bunu eğitim gibi bazında ya da birini öğretme bazında yaptığım zaman bu YouTube'da patlak veriyor. Örnek veriyorum. Ben günlük hayatta karşılaştığım sorunları çözen bazı kanallar var. Ancak kanallar gelişemiyor. Mesela birinci kanala bakıyorum. Bakın kapak fotoğrafında demiş ki her cuma video atıyorum demiş. Cuma, cumartesi, pazar pardon. Ancak bakıyorsun ki bir ayda bir kere atmış. Bir iki ay önce atmış, bir bir ay önce atmış. Şimdi videosuna videolarına bakıyorsun. Biri 400 izlemiş, biri 180 izlenmiş. Şimdi YouTube bunu neye göre kategori edecek. Birincisi alet eşyaları tanıtıyor. Yani elektronik aletleri tanıtıyor. Bu bir ürün tanıtım platformu. Kendin duvar aynası yap. Yani Dice videoları. Sen kendin tamir Dice videosu mu yapıyorsun? Bu kategoriye mi? Seni o kategoride önerilecek Hop aşağıda araba ayının sigortasını değiştirmekle ilgili bir video yapıyor. O da yetme üzerine bir tane bilgisayarda program anlatıyorsun. Bakın popülerlere bakın daha da değişiyor. Yani burada para kazanmadan abonelikten aklına ne gelir? Hayatında ne sorun yaşamışsa hepsini YouTube'un içerisine at. YouTube'un içerisinde bu kadar karışık bir içerik ürettiğiniz zaman tek bir kanalda bu sefer YouTube patlak veriyor. Son adlı video bakıyorsunuz 424 izlemiş. Yani YouTube hangi kitleyi size önereceğini bilmiyor. Başka bir kanala geliyorum. Bakın bu kanalda biraz gelişim sağlamış. Bu da standart kapak tarzını kullanıyor ki yanlıştır aslında. Bakın 170, 195, 92 bir popülere bakıyorsun. İçerisinde Instagram hakkında bilgi vermiş. Bilgisayar yazılımları hakkında bilgi vermiş. Burçlar hakkında video etmiş. Ondan sonra operatörler hakkında bilgi yapmış. İngilizce konu anlatımı yapmış. Günlük hayattaki problemlerden alıntılar yapmış. Yani anlayacağınız bu da karışık. Ortaya ne bulduysa attığı bir kanal yapmış. Youtube bunu da tabii ki öner son videolarına siz de görüyorsunuz. Peki biz ne öneriyoruz? Yani YouTube eğitmenleri olarak hangi eğitimine sorarsan sor. Kanalınız bir kategoriyi odaklayın. Örnek veriyorum. YouTube kanalına geldiğim benim kanalım eğitim kategorisidir. Ben burada eğitim yapabilirim. Program eğitimi yaparım. Bilgisayar eğitimi yaparım. işte YouTube eğitimi yaparım. Ama eğitim kategorisinde. Eğitim de kendi adlandı. Elbette ki bir sınırlandırmaya girmeli. Ancak sınırlandırmaya girmeseniz de kitleniz üç aşağı 5 yukarı eşittir. Mesela shortslarınızı ana kanalınız yüklenmeyin diyoruz. Çünkü bu ortalamanızı düşürüyor. Arkadaş ya ikinci bir kanal açmak bu kadar zor değil. Ciddi söylüyorum zor değil. Kanal ayarlarınıza giriyorsunuz, ben kanal istiyorum diyorsunuz, açılıyor zaten. Başka hiçbir zorluğu yok. Mesela ben Shorts kanalını açtım. Bakın Shortslar eğitim kategorisinde çok izlenen videolar değil. Sen de izlemişsin. Eğlence içeri için kaydırıyorsunuz. Daha 16 günü oldu. 19 abonesi oldu. Shortslar çok hızlı büyür. Ancak bunu eğer kendi kanalınıza uygularsanız, ana kanalınıza uygularsanız bu kanalınızın ortalamasını düşür. Bu sefer de YouTube sizi öner. Ben merak ediyordum. Oyun kategorisi nasıl bir şeydi? Gittim oyun kanalı da açtım. Oyun kanalını da içerik üretiyorum. Orası da hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Yani merak ettiğiniz kategoride YouTube kanalı açabilirsiniz ya. Bir kanalı yönetebilirsiniz, iki kanalı yönetebilirsiniz. Ben şu anda beş kanalı yönetiyorum. Hiçbir sorun yaşamıyor. Yeter ki yönetmek isteyin. Hepsine vakit ayırabilirsiniz. YouTube'da şu mantık yok arkadaşlar. Onu söylüyorum. İşte tek bir kanalı aldın. Tek bir kanaldan para kazanmak zorunda değilsin. YouTube'da AdSense diye bir olay var. Yani kanalımızı AdSense'e bağlıyoruz. AdSense'e bağladığımız olay ne oluyor biliyor musun? Sen kaç tane YouTube kanalı bağlarsan bağla. Tek fatura kesiliyor sana. Yani tüm kanalların gelirleri toplanıp sana bir seferde parası ödeniyor. O yüzden bu kadar kafa karışıklığı yaratmana gerek yok. Peki ben ikinci bir kanalımı nasıl açacağım diyebilirsin. Öncelikle YouTube stüdyoya geliyoruz. Daha sonrasında ayarlara geliyoruz. Kanal diyoruz. Gelişmiş ayarlar. Listenin en aşağısında YouTube hesabınızı yönetin yazıyor. Buna tıklıyoruz. Burada kanalınızı ekleyin veya yönetin seçeneği çıkıyor karşımıza ekleyin veya yönetin diyoruz. Burada benim iki kanalım olduğu için ikisini bana göstereyim. Yoksa bir kanal gösterecekti. Buradan kanal oluştur deyip siz de yeni kanalınızı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde artık ikinci bir kanalınız olmuş oluyor. Bunu da yönetebilirsiniz. Kesinlikle bir kanala bağlı kalmayın. Açabiliyorsanız iki kanal yabancı kanal deyin, oyun kanalı deneyin, işte hobi kanalı deneyin. Denemekten vazgeçmeyin. Ben Ümit. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aklına takılan soruları yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.